Bugün takımımızdan Deniz Çelen ile kendi yaşadığı senin basketbol sahasındayız ve kendisiyle ilgili merak ettiklerinizi kendisine sormaya çalışacağım. Deniz öncelikle selam. Hoş hoş bulduk, hoş bulduk diyelim nitekim. Biz geldik bugün normalde birlikte birlikte gidiyorduk. Basketbol kariyerin nasıl başladı? Basketbolu ne kadar çok seviyorsun? İlk sorum bu olsun. Basketbol yaklaşık 10 sene önce başladım. Ankara'da yaşıyordum zaten o başladığım zamanda. Birkaç tane takım değiştirdim. Otlu'da oynadım, Tofaş'ta oynadım. Ama en sonunda Telekom'da biraz daha 15-16 yaşına geldikten sonra Telekom'da devam ettim kariyerimi. Ondan sonra da üniversitede Amerika'ya giderek devam ettim. Basketbol tabii ki çok seviyorum. Hani ilk başladığım günden beri zaten. Hani benim için çok özel bir anlamım vardı. Yıllar boyunca da öyle devam etti zaten. Umarım böyle de devam eder. Peki Amerika'da öne çıktığın kole sezonu San Francisco oldu. Son senende oldukça iyi bir istatistik ortaya koydun ve kendini Petkim Spor'da buldun. Bu süreç nasıl gelişti? Çünkü NCAA'den buraya gelmek çok radikal bir karar olarak gözüküyor ki oyun da değişiyor bir nevi. Evet öyle yani orada toplamda 4 sene oynadım ben ve oranın oyun stiline çok alışıyor insan buraya tabii geldiğim zaman da belli bir süre alışma süreci de oldu açıkçası. Ama her zaman benim hedefim anne Avrupa'da oynamaktı. Avrupa anne hani Türkiye'ye dönmek istiyordum zaten. Öyle olunca da Türkiye'de de Petkim Spor bir önemli bir takımlardan bir tanesi. Yani Süper Lig'de yeni olmuş olsa da güzel bir organizasyonun başladığını düşünüyorum. Ben de bu organizasyonun bir parçası olduğum için mutluyum. Peki genelde dış oyuncular artık 4 numara olarak nitelendirebiliriz seni. Dört, dört buçuk. Genelde içeriden oynamasıyla ünlü oyunculardır. Tarih boyunca böyle oldu ama artık oyunun değişmesiyle dışarı kayan bir oyun var. Ve senin dış şutlarında hiç fena değil. Şutör olarak yani şutör dört, scratch for olarak kendini değerlendir değerlendiriyorsundur diye tahmin ediyorum. Bunun rakiplere ne gibi bir dezavantajı, sana ne gibi bir faydası oluyor? Oyunu oynarken nasıl sorun çıkarabileceğini düşünüyorsun rakiplerine? Yani tabii her zaman e, sayı açabilmek e, önemli bir şey şu anki basketbolda özellikle. Öyle olunca da hani ben şut etinemen dolayı 4 numarayı biraz dışarı çektiğim zaman sadece benim için değil aynı zamanda takım arkadaşlarım için içinde e, oyunun daha rahatlayacağını, rahatlayabileceğini düşünüyorum. Öyle olunca yani, yani gerek kartlar olsun gerek forvetler olsun içeriye penetreler daha rahat olabiliyor. O anlamda zaten basketbolda buna kayıyor şu an dediğiniz gibi. E, o yüzden ben içeride de oynayabileceğimi düşünüyorum. Hem içeride hem dışarıda belli bir seviyede oynayabildikten sonra önemli bir katkı yapabileceğimi düşünüyorum takımına. Sağ dışına çıkmadan önce son bir sorum daha var. Gelecekle ilgili planların nelerdir? İlk sezonun Malum çok süre bulamadın ama antrenmandaki performansını hepimiz görüyoruz. Oldukça çalışkan bir isimsin. Gelecekteki hedeflerin nelerdir? Nereye gelmeyi hedefliyorsun Avrupa basketbolunda ve genel kariyerinde? Yani tabii ben süre almak istiyorum. Yani her oyuncu süre almak ister ama yani şu an daha genç bir oyuncuyum. Gelişmem geliştirmem gereken özelliklerim var. Yani bunun da farkındayım. O anlamda takım elimden geldiğince antrenmanda da yani yardım etmeye çalışıyorum. Hani gerek enerji vermek, gerek sert oynamak. Bu da şeyler elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Gelecekte de e, Avrupa'da oynamak istiyorum tabii. Hani sadece böyle Türkiye anlamında e, kısıtlamak istemiyorum kendim. Hani başka ülkelerde de oynayabilirim, açığım yani. Amerika'ya gittim yaşadım sonuçta. Ama öyle bir tecrübem de olduğu için başka ülkelerde de hani e, yaşam olarak yaşa, e, yani rahat bir yaşam sürebileceğimi düşünüyorum. O yüzden hani elbette böyle yani çok üst seviye, hani Euroleague seviyesi bir takımda oynamak benim her zaman hayalim oldu. Yani böyle bir hedefim tabii ki gelecekte var. Peki şimdiden boş şanslıyayalım ve sağ dışına geçelim biraz da Deniz Çelen boş vakitlerinde neler yapar? Çünkü oldukça İzmir'in en sosyal bölgelerinden biri Mavi Şehir'deyiz şu anda. Deniz Çelen boş vakitlerinde neler yapar? Hobileri nelerdir? Diz ve film izlemeyi çok severim açıkçası. Hani Netflix'te falan bir, bir sürü dizi takip ediyorum. Onun haricinde hani söylediğiniz işte gibi yaşadığımız yerde etrafta çok fazla opsiyon var hani yemek yiyebilmek için gezmek dolaşmak için. Tabii Covid'in yarattığı durumdan sebebiyle bunlar birazcık kısıtlı olmuş olsa da hani ben de kendimi çok riske atmadan elimden geldiğince yaşadığımız çevrenin iyi kullanabilmeye çalıştım. Onun haricinde oyun PlayStation oynamayı seviyorum. Kitap okuyorum bazen. Şuralar çok olmasa da. Ama genel olarak böyle. Günüm Peki bölümde. Netflix dedin yani birçok izleyicimizi yakalamışsındır şu anda bir merak konusu da ne izliyor Deniz Çelen neler önerebilir bizim izleyicilerimize? Benim en sevdiğim şu Office açıkçası. Yani ofis çok tekrar tekrar izlediğim söylenebilir açıkçası. Onun haricinde Breaking Bad'i çok seviyorum. How to get away with murder. Bu tarz beğeniyorum. Müzik konusunda genelde basketbolcuların müzik zevkleri de merak konusu. Bizi şaşırtan birkaç cevap olmuştu. Özellikle Steve tarafından. Senin de cevabını duymak isteriz. Ben e, açıkçası Amerika ikliminden sonra Türkçe müzik dinlemek birazcık daha azaldı doğal olarak Amerika'da yaşayınca ama yine de Türkçe müzik dinliyorum genelde. Ama tabii daha çok şu anda birazcık daha rap, R&B tarzı dinlemeyi tercih ediyorum. Yabancı dinliyorum. E, sanatçı olarak da Drake, Travis Scott, The Weeknd değişiyor tabii o anki ruh halime göre de. rap de dinleyebiliyorum, R&B de dinleyebiliyorum. Peki son olarak taraftarımıza bir mesaj yollamanı isteyeceğim. Malum bu sezon onlardan yoksun oynadığınız tüm sezonu ki artık iki maç kaldı. iki tabii iki evet. maç kaldı. Evde, evde sadece iki maç kaldı. Artık seyircisiz bitirecek gibi sezonu. Neler söylemek istersin taraftarımıza? Yani benim burada ilk senem açıkçası taraftarımızdaki çok iyi şey duydum. Buraya gelmeden önce de hani videolar da gördüm açıkçası bu konuda. Hani çok desteklediklerini biliyorum. Sağ hani yanımızda tribünde olmasalar da hala desteklediklerine de eminim. Onların destekleri bize güç veriyor açıkçası sağda. Ee, sadece hani orada olmasalar da onlardan bir destek olduğunu bilmek bizim için her zaman daha güzel bir his oluyor. Peki. çok teşekkür ediyoruz Deniz Boğuşan sezonun geri kalanında. Petkim Spor YouTube'da.